Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kova burcu ve yükselen kovaların Nisan ayında neler yaşayabileceklerine dair öngörülerde bulunacağız hep birlikte. Uzun geçen bir Mart ayının Nisan ayında kova ve yükselen kovalara neler getirdiğine bakalım hep birlikte. Öncelikle güzel, sağlıklı bir ömür diliyorum herkese. Biraz sıkıntılı geçen ve nazarlarla dolu olan bir Nisan ayına başlıyorsunuz. İki konuda sıkıntı yaşamışsınız geçmişte ve bunların bir kısmının üzerine kapatmışsınız. Şimdi yeniden alevlenmiş bu konular. Bunlar gündeminizin başlığı halinde beyninizin kenarında bir şekilde sizi yiyen kemiren olaylar olarak devam ediyor. Bunlara bir çözüm bulmak zorunda kalacaksınız ve bunlarla ilgili bazı dedikodular duymak sizin canınızı sıkacak. O yüzden de bir an önce çözüme kavuşturmam gerek diyeceksiniz ve bunlarla ilgili adımlar atacaksınız. Yurt dışı ile bağlantılı olan ilişkilerinizde bir yolculuk gözüküyor. İki vakit içerisinde iki haber onlarla birlikte yola çıkışınız gözüküyor arkadaşlar bu arada. Bazen Herkesin sözünü dinlediği kişisiniz, bazen öfkesine nail olduğu kişisiniz. Denge kuramamakta bazen sıkıntılar yaşıyorsunuz bu aralar. Bu ıı, gökyüzü olayları sizi yorgun düşürmüş durumda. Her nevi olaydan, duygusal ve maddi anlamdaki sıkıntılardan kaynaklı bir öfke patlamanız var. Bu en çok size zarar veriyor. O yüzden de bunun bir önlemini alsanız çok iyi olacak. Çünkü ee, elinizdeki kısmetler, elinizdeki var olan ne varsa kaybetmek üzeresiniz. En çok düşmanlarına sevinecek bu konuya. Belki de bu konudan en muzdarip olacak kişi sizsiniz. Çünkü diğer türlü herkes bir şekilde hayatına yeniden başlayacak gibi gözüküyor. Siz tek başınıza kalmaktan hem korkuyorsunuz hem de tek başınıza kalmak için uğraşıyor gibi bütün öfkenizi en yakınınızdaki kişilere kusuyorsunuz. Hızlı gelecek bir haberle bir andaki öfkelenmeniz, bir anda yolculuğa çıkmanız arkasından gelecek bir kısmet ama onun arkasından gelecek hukuki bir süreçten e, gözüküyor. Bunları bir dengeye oturtursanız her birisini avantaja çevirebilirsiniz. Her birisi farklı konular haline gelebilir ama öfkenizi kontrol altında tutmanız gerekiyor bu dönemde. Öfke ee, duygusal anlamdaki zorluklar en çok size sıkıntı veriyor gökyüzündeki. O yüzden de en sıkıntı yaşayan burçlardan birisiniz. Üstünüze bazen özellikle rüyalarınızda öngörülemez sıkıntılar gözüküyor arkadaşlar. Bu rüyalarınız karabasanlar gibi olmaya başlamış bu aralar. Bu yüzden de sıkıntı gün içerisine de yansımaya başlamış. Siz ne kadar sağlıklı mutluyum derseniz de rüyalar hayatınızda bayağı bir etkili hale geliyor bununla ilgili Belki de bir çözümüne baksanız iyi olacak gibi gözüküyor bekleyen bir cenazeniz var cenaze çok yaşlı bir insandan bahsetmiyorum genç bir insanın ölümüne üzüleceksiniz kan bağınız uzak veya çok çok uzaktan bir bağlantınız var arkadaş çevrenizden de olabilir. Yanı başınızda ölen bir kişiye de üzülüyor olabilirsiniz. Bunu tam olarak kestiremiyorum ama genç bir kişinin cenazesi sizi yorgun düşürecektir. Bayağı bir etkileyecek sizi ne hikmetse. Ee, gelecek olan 2-3 parça kısmetiniz var. Bir de büyük ve parça bir kısmetiniz var. Ödemelerinizde biraz sıkışacaksınız. Bunlarla ilgili tedbir almaya çalışacaksınız. Nazara geliyorsunuz çok çabuk bu aralar. Göze batıyorsunuz. İnsanların <laughs> insanların dikkatlerini çekiyorsunuz. Değişim var. Ruhunuzdaki değişim de yüz, yüzünüze yansıyor. O yüzden de dikkat çekici bir hale alıyorsunuz. Özellikle <laughs> kova burçları zaten dikkat çekici insanlardan oluşur. Bunun da affedersiniz bunun da zararını görüyorsunuz. Çok fazlasıyla nazara gelip işlerinizin ters gittiğini görüyorsunuz. Hep bir nazarla uğraşıyorsunuz ya da son anlık bir engelle uğraşıyorsunuz. Hayatınızın her döneminde bazen aşmak mümkün olurken bazen de aşılmaz bir dağa dönüyor. İki yüzlü insanlarla uğraşıyorsunuz bu aralar. İş yerinizde özellikle. E, size başka arka e, içeri ş, dışarıya başka konuşan bazı insanlar var bunlarla yüzleşmek zorunda kalacaksınız Belki de bunların açığını çıkarıp sizi rahata ereceksiniz. hızlı bir şekilde gelecek temiz bir haberiniz var bir uçak yolculuğuyla gelecek bir misafiriniz var e, bu dönem sayısalla ilgili sık, e, şansınız var sayısal veya e, sayısal diyorum şans oyunları oynarsanız da şanslı bir dönemdesiniz. Bir kadın figürü var. Ama aynı zamanda bir erkek figür de bir bir içerisine geçmiş bir figür bu. İnsanların görünen yüzleriyle görünmeyen yüzleriyle uğraşacaksınız aslında. Belki de bunlara şahit olacaksınız. O yüzden de bu zaman diliminde insanlarla sınavınız gözüküyor bu sınavı siz vermiyorsunuz. Aslında güveniniz verecek. İnsanlara ne kadar güvendiğinizin sınavını vereceksiniz. Çok merhametli burçlardansınız. Çok insancıl burçlardansınız. Yanlış anlaşılmasın. İnsancıl derken insanlara emek vermek anlamında kullanıyorum. O yüzden de çok fazlasıyla darbe alıyorsunuz. Bunları çok yakın çevrenizden de alsanız bu özelliğinizi kaybetmemeye çalışıyorsunuz. Bazı insanlar vardır ki merhametinizi hak etmezler. Bu insanlarla bu aralar uğraşacaksınız. Bir düğüne veya e, nişana e, güzel bir eğlenceye şahit olacaksınız. Böyle bir yere e, daha, ya da yakın çevrenizden eğer orta yaşın üzerindeyseniz kendi evlatlarınızın düğünü veya e, kardeş orta yaşın altındaysanız kardeşiniz veya kan bağınızdan olan bir kişinin düğünü mutluluğuna şahitlik edeceksiniz bu dönemde. Uzun sarı saçları kafasında kasket kullanan zarif bir kadından bahsediyorum. Böyle bir kadınla ilgili bir gelişmeniz var. Belki de sırtınızı dayadığınız bir insandan bahsediyoruz. Bu kişinin dostluğunu imtihan ediyorsunuz neredeyse ya da bunun dostluğunu bir şekilde imtihan olup sizin tekrar e, iyi ki seçmişim diyeceğiniz bir yerdesiniz. Hamile bir bayandan bahsedeceğiz. Aşk hayatınız ilgili e, oh. Aşk hayatıyla ilgili Aşk hayatı ile ilgili sıkıntıları olan kova burçları bu ayda Yeni başlangıçlar değil ama evliliklerinde sorunları olan burçlarının tekrar toparlanma, dinginlenme dönemi, birbirlerine tekrardan şans verme dönemi belki de bu yüzden insanların iki yüzü tarafını ne için neden yaptığını görebilirsiniz. Evlilikte tekrardan ikinci bir şans verip mutluluğa kavuşabilirsiniz. Eğer uzun süredir evliyseniz de hamilelik sizin için var olabilir gündeminizde çocuk olabilir. Bununla ilgili gelişmeler sizin aile birliğinizi pekiştirecektir. Ama yeni bir aşk derseniz kova, bekar kova burçları için şu dönem aşk değil aslında parasal kaynaklı sıkıntıların ortadan gideceği etrafındaki kişilerin net olarak irdeleyeceği bir dönemden bahsediyoruz. Büyükçe bir kafa yorgunluğundan geçtikten sonra insanlara karşı güveniniz tekrardan kazanacaksınız ama bunun için biraz zaman var. Dost ve düşman yan yana gözükürken siz insanları kategorize etmeye devam edeceksiniz. Kalbiniz aradığın aş, ıı, aşkı tam da yanında bulmuş olacak. Yeni bir aşk için Nisan ayının sonları sizin için kapınızın aşıldığı bir dönem olarak gözüküyor arkadaşlar. Burada hem kadın hem erkek figürü ve ortalarında kalp var. Bu erkek daha bağlı olacak kadın daha duygusal olacak bu dönemde kovaların bu yüzden de belki de en iyi anlaştığı kişilerle daha yeni yeni karşılaşacağı gözüküyor Nisan ayının sonlarına doğru sizin için iki rakamı bu şeyde önemli olacak hem 200 insanlar hem ikinci şans verdikleriniz hem de İkinci defa hayatınıza girmesini istediğiniz kim varsa bu dönem sizin için şans demektir. Sıkıntılarınızı özellikle ayak bölgenizde, diz kapağınızdan aşağısındaki bölgede sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sağlık sağ bunlara dikkat etmenizde fayda var. Dışarıdan gelecek keskin haberler sizin gündeminizde ve sizi üzecek durumdalar. O yüzden tedbir alacaksınız. İleriye dönük evle ilgili veya mal mülkle ilgili yatırımlarınız var. Bunlarla ilgili çaba sarf edeceksiniz. Uzun zamandır uğraştığınız bir konuyla ilgili artık son noktaya geldiğinizi göreceksiniz. Bununla da ilgili sevinçli haberleriniz var gözüküyor. Yaşamaktan ve sağlığınızdan vazgeçmeyin bence. İnsanlarla ee, insanlarla ilgili iletişiminizde sıkıntılar olsa da bunları aşacaksınız. Nisan ayı size sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. O olduysanız da teşekkür eder. Eleştirilerinizi bekleriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.